Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün bir tane lif yaptım. Eşim biraz sert bir şey olsa istedi, arkasını sürtmek için. Ben de bir tane biraz sert olan bir lif yaptım. Onu size göstermek istiyorum. Buradan başladım. Yumuşak olsun isterseniz şura gibi yapılabilir. Onu da gösteririm. Arkasını da yaptım. Hepsini göstermeye çalışacağım. Biraz sert seven isteyeni. Bir tane benim böyle bir kağıdım vardı. Peçete içinden çıkan kağıt da olabilir. Şu şekilde birkaç sıra doladım. Benim yaptığım herhangi bir ip, biraz bir ipim varmış artık. Bu da lif ipi. Hangisinden olsa olur. Şimdi biraz doladım. Burayı içini dolduracağım. Arkadaşlar ben burayı halkamı dolanıp geldim. Şimdi bir zincir çekip üstüne atıyorum. Bu her deliğin içine iki tane batıyorum. Her deliğimin içine iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi enini siz ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24 tane yapalım. Şimdi geri dönüyorum. Aynı deliğin içine batıyorum. İpim lif ipi ama hangi ipten olsa olur. Yüncülerde bazen hesaplı ipler olur. Onlardan da alıp yapabilirsiniz.
2 zincir çekip tekrar dönüyorum. Bir tane daha batıyorum. Şimdi buraya 8 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Aynı deliğin içine batıyorum. Bir tane önüne trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 8 zincir daha çekeceğim. 8 olması da şart değil. Kaç tane çekseniz olur. Ama bir zincir aynı ayarda çek olması için aynı çekerseniz daha iyi olur. 6, 7, 8. Birini boş yapıyorum trabzanın, birini zincir çekiyorum. Aynı deliğin içine batıyorum. Bir boş yapıyorum. Dolu yapıyorum. Ben iğne oyası yazma yapıyorum. İğne oyası, havlu, yazma, daha çok onları yapıyorum ama arada her türlü örgü yapabiliyorum. Arada aklıma bir şey geliyor. Hatta daha çok kışın yelek gibi, atkı gibi, patik gibi her türlü örgü yapıyorum. O yüzden onlardan da göstereceğim. 60'ın üstünde videom oldu. Sizin ilginizi çeken bir şey olursa bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi arkasına geçiyorum. Tekrar şuraya batıyorum. Bir de şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuradan iki tanesini alıyorum. Şuraya da birini batıyorum. Şu zincirin arasına şu şekilde de batıyorum. Birini şuraya batıyorum. Birini şuraya batıyorum. Birini şuraya, birini içine. Şu araya batıyorum birini, birini de şuraya.
Şimdi çeviriyoruz. Şimdi modelimiz oluşmaya başladı. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aynı zincirimizi yine çekiyoruz. Bir boş yapıyoruz. İkincisine 8 tane zincir çekiyoruz. Şuradan elini tutup şey yapması güzel oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Modelim bu. Yapmış olduğumda bu. Şimdi ben bu tarafını yaptım bu şekilde. Arkasını döndüm. Şuraya gelince zincir çektim. Üstüne sadece zincirden başladım. Bu şekilde yaptım. Kenarını da tığla gideceğim. Şimdi içine bu tarafı kapalı olacak, bu tarafı açık. Şura açık. Küçük sabunlar koyması güzel oluyor. Arkanı sürtmesi güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi biraz da burayı göstereyim. Sadece buraya 3 zincir çekerek arka tarafına da yaptım. Kenara 6 zincir çekiyorum ve dönüyorum. 2 3 1 2 3. İçine sabun koyup köpürtmesi güzel oluyor. Sırtını sürtmesi güzel oluyor. Ucundan tutup bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ağzı biraz toplansın diye buraya en sonuna iki zincir çekeceğim. Ne yapayım? Şimdi burasını da göstereyim size. Şimdi ben şuradan buraya öreyim. Şuradan alayım. Bir de buradan alayım. Ağzımızı kilitleyelim. Tarafı kapalı olsun, sabun düşmesin. Şimdi bu şekilde olacak. Bu tarafı da bu. Kenarını da öreceğim.
3 zincir çekerek. Pratik bir lif arkadaşlar. Şu şekilde tuttun mu? İki tarafını da yapacağım. İki tarafını da öreceğim. Burayı da burayla yapacağım. Biraz sert sürtsün isteyenlere. Bu şekilde. Yeni yaptığımda bu olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.